Peki teşekkür ederim. Barış seninle devam edeceğim çünkü Hı. hem Mehmet Metinler'in hem Hacı Yakışıklı'nın e, yaklaşımları evet. var. Bir de altılı masa konuşulurken genelde yedinci ortak HDP ediliyor. Fakat bu stüdyoda e, canlaşım programda Meral Hanım'a sordu. Meral Hanım HDP varsa ben yokum dedi. Ve masadan da bu türden bir takım açıklamalar yapıldı. Bu altıncı e, özür dilerim yedinci ortak HDP ee, söylemini nasıl değerlendiriyorsun? Bir de CHP ile HDP arasında hakikaten böyle bir ilişki var mı? Ben bu yedinci ortak söylemini hiçbir şekilde doğru bulmuyorum. Çünkü sonuçta altılı masanın altı tane genel başkanı var ve bu genel başkanlar kamuya açık bir şekilde herkesin gördüğü bir toplantı yapıyorlar ve bu toplantıda da altılı masanın kararlarını böyle bizim önümüzdeki kağıt gibi açıklıyorlar. Altına da kendi imzalarını atıyorlar o altılı masanın toplantılarının ardından yayınlanan deklarasyonlarda Pervin Buldan'ın ya da Mithat Sancar'ın imzası var mı? Yok. Pervin Buldan ve Mithat Sancar o toplantıya katılıyor mu? Hayır. E peki nerede bu yedinci ortak? Yedinci ortak dedikleri HDP zaten kendisi Türkiye İşçi Partisi ile ve diğer sol partilerle bir yeni ittifak peşinde ve buna da işte üçüncü ittifak diyorlar. Burada sürekli HDP'nin bu masaya bir şekilde oturtulmaya çalışılmasının tek bir sebebi var. Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun ortağı Milliyetçi Hareket Partisi özellikle son dönemlerde milliyetçi oyların kendilerinden bir şekilde uzaklaştığını görüyorlar. Bu milliyetçi oyları kendi çeperlerinde, kendi partilerinin çatısı altında tutabilmenin tek yolu da HDP alerjisini kaşımak. Çünkü HDP alerjisini kaşırsan hem Millet İttifakı'na gidecek olan milliyetçi muhafazakar oyların önünü kesersin hem de İyi Parti tabanının ya da işte Deva Partisi tabanının, Gelecek Partisi tabanının kafasını karıştırırsın ve böylece Millet İttifakı'nın büyümesini engellersin. Aslında yapmak istedikleri tek şey o. Eğer HDP ile CHP yan yana getirirlerse milliyetçi oyların Millet İttifakı'na ya da CHP'ye gitmesini engellemiş oluruz diye düşünüyorlar ama emin olun ki bunun toplumda hiçbir karşılığı yok. Bakın ben bugün yayına gelmeden önce Hacı şimdi gülecek bir kafede oturdum. <laughs> yayına çalışırken şurada Mecidiye köyde. Bir bile dakika abi. Barış Bey doğru söylüyor çünkü kafeye gidiyor. <gülüyor> Gördüm <gülüyor> yani bugün. Gittim valla bir çay içtim. Hacı evet. yemek de yedim söylemesi sayıp. Bir vatandaş geldi. HDP ilçe yöneticisiymiş. Beni görünce geldi, kendisini tanıttı. Kime oy vereceksiniz dedim. Vallahi dedi bizim Parti dedi biliyorsunuz yeni bir ittifak kuruyor. İşte Türkiye İşçi Partisi ile dedi görüşüyorlar. Diğer solla görüşüyorlar. Muhtemelen dedi Eylül ayında bunlar bir şeye kavuşacak netliğe. Ama ben dedi Cumhurbaşkanlığı adaylığında Kemal Bey aday olursa Kemal Bey'e oy vereceğim dedi. HDP yöneticisiymiş bir ilçenin yöneticisi. Peki dedim bu İttifakta siz yoksunuz. Hani bu da tabanda bir şey yaratıyor mu? Ya bizi niye almıyorlar? Ya dedi ki başta biraz taktık dedi bizde. Hani bizi niye dışlıyorlar ediyorlar ama sonra dedi çok üstünde durmadık. Zaten dedi HDP 13 14 puanın altında bu seçimde almaz ama Cumhurbaşkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi kimi aday gösterirse biz ona veririz. Ben kişi olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim dedi. Şimdi baktığında bunu niye anlatıyorum? Bu tartışmaların Sokakta hiçbir karşılığı yok. İnsanlar çünkü Sayın Metiner de bilir. Tam bu dönemlerde oylarının artık kanaatini kime oy vereceklerini belirlemeye başlarlar. Bir yıl önce mi olur bunlar? Tabii öyle 3 ay kala falan seçim kazanılmaz. Ben 3 ay kala çıkacağım adayımı açıklayacağım seçim kazanacağım diyorsan o seçimi kaybedersin. Seçim bir bir kere sürekli seçim olacakmış gibi Hı. çalışmalıdır siyasetçi. İki, kanaatler oluşmadan önce sahaya çıkmalıdır. Kanaat oluştuğunda sahaya zaten çıkarsan seçimi kaybedersin. Zaten herkesin artık kanaati belli. Kimseyi dönüştürme şansın yok. O yüzden HDP efendim ortak mı? HDP bu masanın neresinde? Yok masa örtüsünü kaldırdık altına baktık oraya saklanmış falan gibi. Hani böyle yarı espri yarı şaka yarı gerçek söylemler toplumda hiçbir karşılık bulmuyor. Toplum bu işlerle çok ilgili de değil. Onu da söyleyeyim. Şu anda herkesin en temel sorunu belki süre kalırsa konuşacağız Erdoğan Aktaş. Gerçekten ekonomi. Bak bunu siyaset olsun diye söylemiyorum. Bak bugün yarınki yazımda da yazdım. İki tekel bayisiyle konuştum. İçki sağlığa zararlıdır. Rütük açısından da söyleyeyim. Ya birisi dedi ki mesela bir tekel bayisi bir haftadır dedi tek bir rakı satamadım dedi 70'lik 440 lira olmuş. Turistler olmasa satamıyoruz dedi. Sigaraya dedi her gün zam geliyor. içkiye her gün zam geliyor. Ve insanlar artık esnaf olsun, vatandaş olsun hakikaten ciddi bir ekonomik dar boğazın içindeler. O yüzden Altılı Masa'nın HDP ortağı mı değil mi diye biz bunu konuştuğumuzda HDP diyor ki değiliz kardeşim diyor. E, CHP diyor ki hayır değil. E, arkadaş değil. E tamam Sayın Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'la Osman Kavala ile ilgili mesajlar veriyor doğru siyaset yapıyor bir haksızlığı dile getiriyor ama bu illaki de bana hani oy verin anlamında da değil. Mesela Sayın Metiner dedi ki efendim Kılıçdaroğlu Yozgat'ta kandili bombalayacağım dedi. E çünkü muhtarlarla yapılan toplantıda muhtar kalktı terör örgütü PKK'ya karşı duruşunuz ne ne düşünüyorsunuz deyince... Sayın Kılıçdaroğlu da bu soru Yozgat'ta sorulduğu için bunu sordu. Bunu söyledi. E Van'a gitti belediye başkanları toplantısına. E Van'a gittiğinde de vatandaş Selahattin bir ile ilgili ne düşünüyorsunuz dedi. Selahattin taş serbest bırakılmalıdır dedi. Kim neyi soruyorsa ona cevap veriyor Sayın Nabza Kılıçdaroğlu. Nabza göre şerbet veriyor. Nabza yani. göre şerbet değil. Kim neyi sorduysa herkes kendi gündemiyle ilgili. Sayın Metin siz şimdi mesela yarın seçim olacak. Ben biliyorum aday olsanız da olmasanız da gidip çalışacaksınız. Tabii ki çalışacağım. Esnafa gittiniz. Esnaf bir şey sorduğunda ya kardeşim bir dakika bu benim gündemim değil. diyecek misin Sayın? Kendi doğrularını sonuç söyle. E, tamam ki e, Sayın Kılıçdaroğlu da ne soruluyor ona cevap veriyor. Ya yani niye nabza göre şerbet versin? E, de, cevap vereceğim ben. Yani tabii, o yüzden. Ha tabii ki. Lütfen. Sayın Kılıçdaroğlu'nun oradaki söyleminde bir çelişki yok. Ya Sayın Kılıçdaroğlu, bu ülkede terör örgütü tarafından suikaste uğramış bir genel başkan, yani ikide bir CHP'yi PKK ile yan yana getirmek, iki de bir CHP'yi ortağı olmadığı halde ki ben olsam ortağı olurdum, ittifak kurardım. Kimin ortağı olurdunuz? HDP ile ittifak olurdum. Ben olsam olurdum. Bak kişi olarak benim söylediğim hiçbir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ni bağlamaz ama ben olsam olurdum. HDP'ye de derdim ki kardeşim. Terör örgütüyle ilgili kesin net bir tavır al. Gel demokratik mücadelenin içinde ol. 7 Haziran duruşuna Peki, dön. Peki dobra bir Türkiye insansın soru soruyorum. Dön. Fiili bir ortaklık yok mu? Ama doğru cevap ver bak. Aşk olsun. Evet. Fiili bir ortaklık yok. İstanbul Gerçekten seçimlerinde yok. başka seçimlerde İstanbul olmadı mı? İstanbul seçimlerinde HDP'nin tabanı geldi oy verdi. Selahattin Demirtaş'ın isteği üzerine verdiler. Selahattin Demirtaş'ın ah, isteği üzerine herkesin verdiler. Herkesin bildiği bir gerçeği bilen. Hayır istedim. Selahattin Demirtaş istedi canım. Yapma ya. Ya Mehmet Metin ya şu an CHP'nin açıklama yaptı. CHP'nin listesinden HDP'nin Büyükşehir Belediyesi'nde 7 tane beş var ya. HDP'nin söyleyeyim. Tabii ki vardır HDP'liler. E, için. tamam da bu, fiili bu seçim için diyorum. Niye bu seçim için söylüyorum. Yani 2023'te yapılması planlanan seçim için HDP söylüyorum. Ya HDP Parti'ye bile dönüp mecliste şunu söylemedi mi? bizim oylarımız sayesinde orada oturuyorsunuz. Mansur Bey seçildiğinde şey söylemedi mi? O zamanki Sezai Temelli Kürtlerin yani HDP'li Kürtlerin oyları sayesinde seçildiniz diye. İstanbul'da Ekrem Bey'e bu hatırlatılmadı. E verdiler, Bey verdiler Ekrem, Bey Bey oy verdiler. Ekrem Bey Esenyurt'tan başlayarak pek çok ilçede müdürlüklerin paylaşım başkan Hiç yer... yönetimlere ya, HDP'lilere vermediler. Yapma. Gerçekten vermediler. Hiçbir yap, he... yapma, lütfen. Hiçbir ya, HDP'li hiçbir bari... Bir, bak Sayın metinler hiçbir HDP'li İBB'de olsun, küçük belediye yani ilçe belediyelerinde olsun, hiçbirinde yönetici değil. Ya birebir biliyorum ben, bakıyorum. Ben de tanıyorum biliyorum canım. Hangisini yerime yapmak, yapmak istemiyorum? Ayrıca yani. müdür de olabilir de, bakın ayrıca olabilir de. Her Türkiye Cumhuriyeti bak, vatandaşı'nın yani yasalara uyduğu sürece müdür, Şimdi olma, hakkı müdür da bak, olma hakkı var. Ben müdür olamaz. Vali olma hakkı da var. Bak, 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 bak çarpıtmayalım. Hayır, çarpıtma olabilir değil canım, olabilir. Başbakan de yani. da olabilir. Ama evet. fiili bir ortaklık varken. Hiçbir şekilde HDP ile ortaklığın olmadığını ya söylemek... Ya siz 7 Haziran sonrası anayasal zorunluluk diyorsunuz ama HDP'lileri bakan yaptınız, bakanlar kurulu koltuğunu oturttunuz. Ne ilgisi var Sayın Metinir? Allah ben aşkına. fiili bir ortaklık var diyorum, ben, sen hayır diyorsun. Ben fiili bir ortaklık görmüyorum, ama görsem sen an söylerim. Ama şu algı operasyonu yapıyorsun. Hayır ben görsem söylerim. Gerçekten fiili bir ortaklık olduğunu görsem söylerim.